Neden o zaman böyle bir UFO paniği yaşatmaya çalışıyorlar? Alıştırma, hazırlık, UFO mufo vurdukları falan, o da Amerika'nın yalanıdır. Yani uzayda yaşam olduğunu artık herkes kabul ediyor. Filmler, videolar var fakat açıklamıyorlar. Bilemediğimiz teknolojiden bahsediyoruz. Bir teknoloji birilerine veriliyor, alıyorlar. Yani bir kalıntılar yok. Sen bir şeyi vuruyorsan, düşüyorsa bu, o zaman bunun bir kalıntısının olması lazım. Diyorlar ki binbaşıya bu devlet sırrıdır. Eğer konuşursan, açıklarsan direkt hapse gidersin. Diyor ki biz Führer için dünyanın çeşitli yerlerinde yeraltı ve denizaltı üsleri yaptık. Amerikan üslerinde gezen UFO'lar var. Dünya Savaşı'ndan bu yana Amerika'yı tehdit eden bir güçten bahsediyoruz. Antarktika üzerinde ardı ardına atom bombaları patladı. Öbür tarafta işte uzaylılar gelecek sizi kurtaracak imajını yaratmaya çalışıp insanları psikolojik olarak bozmaya çalışıyorlar. Ve uzaylı görüntüsü koyarak indirelim. Projeksiyon, hologram, biz uzaya bakalım derken, uzaylılara bakalım derken altımızdaki halıdan veya dünyadan olmayalım. Ezber Bozan TV'den herkese merhabalar. Dünyada son günlerde gökyüzünde bir UFO hareketliliği yaşanıyor. Tuhaf UFO gözlemleri yapılıyor. Bunları Ali Bektan'la, gazeteci yazar Ali Bektan'la konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ali abi diyeceğim çünkü ya, tabii canım ya, meslekçilerim. Yılların Ali abimsin. Sağ olasın. Teşekkür ederim. 11 Şubat'ta Amerika UFO'ları vurduğunu açıkladı. Evet. Onun dışında Rusya'da son dönemde St. Petersburg'da hava sahası kapatıldı, bir UFO görüldü. Bir telaş, bir panik vardı. Evet. Onun dışında Kanada Savunma Bakanı'nın bazı ifşaları var. Bunları sormak istedim sana. Neler söyleyeceksin? Şimdi dünyada tabii 15 Şubat gözüken şey için bizim Maraş depremi gündemde. Çok büyük bir şekilde deprem oldu. Dünyanın şeysi değişti. Yani kıtalar arasındaki toprak kaymaları falan korkunç bir düzeye yükseldi. Yani yer bilimde 2 santim, 3 santim kıtaların birbirine kayması söz konusuyken bizde 3 veya 4 metre arasında bir kaymıştan bahsediliyor ki bu korkunç bir olay. Yani meteorolojik olarak çok büyük bir, meteorolojik diyorum, yer bilimi açısından çok büyük bir olay. O yüzden şey değişik. Tabii dünyanın gündemi değişsin diye onu şey yaptılar. Efendim bir Çin balonunu vurduklarını gösteriyorlar. Evet. Ama öyle UFO mufo vurdukları falan, o da Amerika'nın yalanıdır. Çünkü Amerika genelde yalan söyler. Yani bu şey değişmez. Pandemiden hatırlayın. Ne oldu? Pandemi nasıl çıktı? Adamın biri hayvan pazarına gitti, yarası aldı, yedi. Koronavirüs, Covid-19 ondan çıktı. Böyle bir saçmalık yok. Yani adam Çin'de yaşıyor. Dünyayı mı gezdi? Özel uçağıyla bütün dünya ülkelerine mi gitti? Yani 10 bin kilometre ötedeki Amazon ormanlarındaki bir tecrübe edilmiş kabileden iki çocuktan başlarsak, Brezilya'dan, Kuzey Amerika'dan, Birleşik Devletleri, Kanada, Meksika, her taraf, Rusya, işte Uzak Doğu, Türkiye, Avrupa, ne kırıldı. Afrika'yı daha bilmiyoruz. Afrika'da da tabii ki görüldüler, ettiler. Böyle bir saçmalık yok. Onun için yalan söylüyorlar. UFO konusunda Amerika'nın elinde çok fazla bilgi var. Çok büyük bilgilerle birlikte Amerikalıların aldıkları teknoloji var. Ben her zaman bunu savunuyorum. 20 sene önce yazdığım Amerikan uzay sırları, işte bu hadi 10. baskı falan olmuştur. Oldu. Gösterelim. Yani şöyle açısından güncellenmiş şey olarak da sadece şeyi koydum. Steve Svellov'un benim görüşümü onayladığı bir şey. Svellov da uzaylılarla deneylere katılmış bir teknoloji adam. Teknoloji aldılar dediniz. Tabii. Nasıl bir şey alındı? Valla bugün kullandığımız, dijital önce dünya. Önce nasıl bir karşılaşmaydı onu anlatayım. Yani karşılaşma şöyle, 24-25 Şubat 1954'te Amerika'dan bir üsse şey iniyor, UFO iniyor. İçinden 1.70 boylarında 3 tane uzaylı çıkıyor ve diyorlar ki sizinle başkanınızla görüşmek istiyoruz. Ve Beyaz Saray'a durum bildiriliyor çünkü acayip bir durum var. Ve oradan başkan uçağa biniyor, 4 saat uçuyor. O zamanki uçuşlar fazla şey değil. Ve 4 saat sonra üste geliyor. Üste bir görüşmeler yapılıyor. Sonra resimler çekiliyor ve uzaylılar çıkıyor. Gemilerine binip gidiyorlar. İlk anlaşma o ırklarla bu. Bunlar normal bildiğimiz Nordik ırk dediğimiz sarışın mavi gözlü, bayağı bizim İsveçlere, Norveçlere benzeyen ve ırkla mensup insanlar. Bu konu daha sonra 69 yılında üssün komutanı, albay yeğeni, kendisi de üsteğmen, basına kısmi bir açıklama yaparak ortaya çıkıyor. Ve sonra diyorlar ki, bakıyorlar ki Beyaz Saray kayıtlarına,
Başkan 24-25 Şubat 1954'te yok. Allah Allah, nasıl yok? Amerikan başkanı olduğunuz gün helikopterden iniyorsunuz. Beyaz Saray'a adım atıyorsunuz. Sizin her saatiniz yazılıyor ya. Yani yediğiniz, içtiğiniz, dinlenmeniz, özel çalışmanız, toplantılarınız, her şey saat saat yazılıyor. Fakat 24-25 Şubat tarihleri bomboş sayfalar. Kitapta, ciltte devam ediyor, oralar bomboş. Adam nerede bilinmiyor. Ve çıkarken bir resim çekiliyor. Çekilen resimde bir adam daha var, bilim adamı. O devrin adamı kim? Albert Einstein. Normal, yani bir fizikçi olarak bir bilim adamı gerekliyorsa yanında onu götürmüş ve Einstein da orada. Sonra Einstein'ın bir sözü var. Diyor ki UFO'lar gerçek de dünyadan giden bir ırk bizi kontrole geri geliyor diye. Sözü vardır. Ben bunu Türkler Uzaylıları kitabıma da koydum. Arka kapağına bu açıklamasını koydum. Yani giden ve gelen ırklar kontrolünle alakalı. Şimdi tabii bu noktada biz bir tane vurduk diyor. Tamam, vurduğun şeyler cisim neyse, yani vurursun parçalanır, o parçaları bulursun. Yani nasıl uçaklar düşüyorsa parçaları var. Nasıl düştüğü de havacılık. Nasıl açıklama yapacak dediğinde ama. Daha açıklayacaklar. Çünkü söyledikleri şu, efendim hava soğuk, Huron Gölü'ne biz daha adam, özel teçhizat adam indireceğiz de o parçaları toplayacağız da getireceğiz. Peki bir balon vurdular. O görüntülerdeki gözüküyor. Geri kalan 3 cisim nerede? Yok. Yani UFO vurduk diye bazen. Yani adam uzaya açmış gelmiş. Kabak gibi sen de onu elma toplar gibi ağaçtan toplayıp vuracaksın, indireceksin. Ya. Böyle bir şey yok. Olsaydı şimdiye kadar herhalde yüzlerce, binlerce UFO vurdunuz. Neden o zaman böyle bir UFO paniği yaşatmaya çalışıyorsun? Alıştırma, hazırlık. Neyin veya yani insanları uzaylılara karşı alıştırma. Öyle bir şeye gerek yok ki. Zaten binlerce yıldır gelip gidiyorlar. Dünyada, yani uzayda yaşam olduğunu artık herkes kabul ediyor. Yani etmeyenler artık cahildir. Yani koskoca evren, yani 100 bin ışık yılı uzaklıktaki galaksiden bahsediyoruz. Bizim Samanyolu galaksisi 100 bin yıllık mesafede, yani saniyede 300 bin kilometrelik şeyin, uçan cismin var, uzay gemi. 100 bin yılda bizim galaksiden çıkacaksın. Yani 100 bin yıl uçacaksın ya evrende, boşlukta. Gezegenler, yıldızlar göreceksin. Her yıldız bir güneştir. Oradan etrafındaki gezegenler ve şeyleri görerek 100 bin yıl sonra çıkacaksın. Öyle sadece bizim dünyada hayat var demek gibi bir şey, buğday tarlasındaki tek başak gibi bir şey. Yani bin dönüm buğday tarlasında nasıl başaklar görünüyorsa. Siz yok efendim, orada bir tane buğday var. Öyle bir şey koskoca evrende dünyada hayat oluyor. Öyle komik bir şey kalıyor. Yani hiçbir şey yok. Ha, bu iş neye benziyor? Efendim Türkiye'de cep telefonu yok ama bir tane bende var. Gibi bir abukluk, öyle bir şey yok yani. Milyonlarca insanda cep telefonu var. Şimdi tabii Amerikalıların esas şeyse projesi bu konuda hazırlanmak falan, ama ne var? Şimdi bir UFO uzay gemisi indiğinde adam direkt Amerikan hükümeti girer. Herhangi biri indiğinde, farz edelim Türkiye'de Taksim'e indiğini kabul edelim. Ne olur, hemen askeriye gelir, polisi gelir, çevre alınır, bilim adamları gelir, devletin, hükümetin yetkilileri gelir. Bu gerçek olan budur yani. Onlar biz insanlarla görüşeceğiz falan demelerine fırsat kalmadan devlet yetkililerle görüşmek zorunda kalırlar. Şimdi UFO uzay konusunda bu Amerikan elinde zaten bir sürü belgeler var. Binlerce belge var. Filmler, videolar var. Fakat açıklamıyorlar. Çünkü kendi dertleri şuydu: teknoloji almak. Ama bunun kararı ne zaman çıktı derseniz, 1957'de Viyana'da toplanan dönemin bilim adamları, Avrupalı ve Amerikalı bilim adamları şu karara vardılar. Eğer uzaylardaki hangi ülke temasa geçerse ve bilgi alırsa, güzel, bu bilgiyi paylaşalım dediler. Amerika aldı mı paylaşmıyor. Bir noktada ben, Rusya'nın gizli dosyaları yeni çıktı işte. Burada da açıklarım. Onlar da Ruslardan bilgi aldı. Onlar da açıklamıyorlar. Onlar da kendilerine şey yapıyor. Yani kimse şu an vermez. Son dönemde bir UFO paniği var değil mi? Evet. Yani Rusya'da St. Petersburg'da hava sahası kapatıldı. Evet. Sonrasında neler oldu? Ha, onlar da 3 tane düşürdük diyorlar. Ben şöyle söyleyeyim. Düşen gemiler hariç. Yani bayağı UFO'ların kendi arızalarından, kendi tabii bilemediğimiz teknolojiden bahsediyoruz.
Çünkü bunu tartışmaya çıktığınız bilim adamı veya bizdeki bilim adamı diye konuşan zat, efendim 300 bin saniyede 300 bin şey var. O kadar. Bilmediğiniz bilim var. Bilmediğimiz bilim varsa ne yapacaksınız? Ben o zaman soruyorum. Senin çocukluğunda cep telefonu var mıydı? Ya ev telefonu için sıraya giriyordun da bilmem seneler sonra sana ev telefonu bağladı. Bırak cep telefonundan bahsediyor. Bugün yapılan işlemlerin haddi hesabı yok şurada. Yani bugünkü teknoloji dünyası. Bu yoktu. Çıktı. Biliyor muydun? Hayır. Bulabilir miydin? Hayır. Çip yıllar teknolojisi. Öncesinden aslında onun müjdesi, Amerikalılara verilmişti. Verilmiş. Bir anlatsana. Tabii. Şimdi mesela bazı absürt dizilere ben seyrederim, not alırım, oradan bağlantıyı hemen kurarım. Orada mesajı verir. Yani çünkü Amerikan sinemasının bir bölümü Pentagon'un istediği filmleri çekmekle meşguldür. O veya dizileri, o dizilerden bir tanesini FX'te geçen yıl veya bir, iki yıl önce falan seyrettim. Orada ilginç bir şey var. Çünkü bu Eisenhower uzaylılarla anlaşma yapan, işte dediğim görüşen, teknoloji için anlaşma yapan Amerikan başkanıdır. Sonrakilerde bazıları yaptılar ama açıklayamazlar. Açıklamadılar da. Ama en önemlisi ilk adam budur. Eisenhower 51 ile 59 arasında Amerikan başkanlığı yapmış zattır. Yani Amerika'nın işte iki dönem kazanan, şey yapan adam. 54'teki görüşmeden sonra teknoloji anlaşması oluyor. Ama dizide şöyle bir durum oluyor. İşte Beyaz Saray, Oval Office'e bir tane uzaylı geliyor. Böyle bir android robot. Robot burada içeri giriyor. Başkandan görüşüyor ve diyor ki sizin diyor bazı diyor ülkedeki bazı insanları kaçıracağız. Deneyler yapacağız üzerinde. Bize diyor bu izni ver bize. Çünkü onların da galaksi bazı yasaları var ki onları izin almadıkça kendi şeyleri iradeyle bir şeyler yapması, bir kötülük yapması söz konusu değil. Buradaki şey enteresan. Ve o noktada Eisenhower'a çevresinde başkan diyorlar işte der izin alacağımız teknolojide Rusları yine soğuk savaş devam ediyor. Ruslarla herhangi bir nükleer savaş korkusu var. Üçüncü Dünya Savaşı çıkabilir falan. O noktada biz şey yaparız diyor. Ve zorla adam anlaşmayı imzalıyor. Adam alıyor anlaşmayı gidiyor. Aradan birkaç ay geçiyor. Diyor ki ya bu kadar zaman geçti ne oldu diyor ya. Bunlar bize teknoloji verecekler falan. O diyor ki tamam diyor. Ve bu konuşma olurken Oval Office'te tak kapının önünde adam beliriyor. Bayağı ışınlanma hikayesi. Ve arkasından korumaları öldürüyor. Saf dışı bırakıyor. İçeri giriyor. Elinde James Bond çanta var adamın. Ve geliyor sen diyor bize teknoloji getirecektin diyor. Aa getirdim diyor. Buyur diyor. Çantayı açıyorlar. Koyuyor. Çanta açılıyor. Çin'den cep telefonu çıkıyor Android. Yıl kaç? Yıl 54. 54. Şimdi bağlantı sağlarsak uzaktan kumanda. Meşhur matematikçi Neş'in filmi vardır. O filmde Rus ajanları kaçırmak isterse Neş'i CIA ajanı devreye girer ve onu kaçırır. Güvenli eve götürürler. Güvenli evden içeri girerler. Der ki adam ben size televizyonu açayım der. Alır masadan kumanda aletini, düğmeye basar ve ondan televizyonu açar. Neş der ki muhteşem bir şey. Bunu piyasaya sürseniz müthiş paralar kazanırsın. Dünya para kazanır. Yani 55-56 o yılların şeysi, konumu, filmi var çünkü arzu edenler. YouTube'dan, yani YouTube diyorum, internetten izleyebilirler. Bunu şey yapıyor. Bak, demek ki bir teknoloji birilerine veriliyor, alıyorlar ve bu teknolojiyi çözerek, çünkü çözmen de gerekiyor. Üstün teknolojiyi nasıl çözeceksin? Çözemedikten ve bunu hayata geçiremedikten sonra hiçbir şey yapamazsın. Bugün yapılan şeyler budur. Bugün Android telefonlara, bu telefonlara yapılan işlemin haddi hesabı yok. Filmler, diziler, çekimler, izlemler, şu bu her şey burada. Yürümenin hatta sağlık şeylerine kadar notlarını alıyorsunuz. O mesaj veren bir diziydi bu. Yani ismini hatırlayamadım. Bir kere bir daha, ikinci bir defa da biraz daha şey yaptım. Bir daha göremedim çünkü diziyi. Bu arada Kanada Savunma Bakanı bir açıklama yaptı. Evet. Paul Hellyer. Şey yaptı aslında. Şimdi bu adam eski. Ama bu adam sıradan bir herif değil. 23 seneden fazla bu adam Kanada Savunma Bakanlığı'nda bulunuyor. Görevi için. Adam Kanada Savunma Bakanı. Ve diyor ki bana diyor bir kitap verdiler. Neydi? İşte dünyayı ziyaret eden uzaylılar. Amerika'ya gelenler, edenler falan ve Kanada'yı da ziyaret edenler. Kanada'da bazı olaylar vardır, kaçırılan insanlar vardır, geri gelen insanlar vardır falan.
O kitabı aldım bir hafta sonra okudum diyor adam. İnanılmaz bilgiler var diyor. Sonra pazartesi makamına dönünce Pentagon'daki bir general dostunu arıyor. Bunlar doğru mu diyor. Evet doğru diyor. Ondan sonra araştırmaları falan devam ediyor ve şeyleri toplatıyor. Kanada'da, Amerika'da görünen raporlar geliyor işte. Şu olaylar göründü. UFO raporlarını toplayan bölüm oluşturuyor. O bölümden dosyaları, raporları alıyor. Paul Heller şu sonuca varıyor. Dünyayı ziyaretten 23 ırktan bahsediyor. Sonra bunun rakamı daha da artabileceğinden söz konusu diyor. Ve Paul Heller'in bu 2015 Temmuz'unda YouTube'a yüklendi. YouTube'da duruyor hala. Paul Heller. Ve adam hepsini açıklıyor. Ve o zaman diyor ki teknoloji alan var. Yani Amerika'nın da teknoloji aldığını söylüyor. Kanada ne önemlidir? Amerika'nın bir numaralı destekçisi Kanada'dır. Kanada İngiltere'ye bağlı dominyon ülkelerinden bir tanesidir. Ve Amerika, Kanada, İngiltere bu üçlü daima birbirlerinin destekçisidir. Yani Amerika bir politika uygulayacaksa ilk ikisinden destek alır ve onlarla beraber olur. Bu noktada mesela Amerika UFO dosyalarını açmıyor ama Pentagon sanki biraz istekli gibi değil mi? Biraz istekli çünkü Pentagon, daha önemli bir şeyi söyleyeyim ben. Çünkü çıkacak kitabım o, bekleyen, baskıda bekleyen kitap. UFO, Nazi UFO'lara. Şimdi Hitler kaçtı. O öldü palavra o işler. O şeydeki Berlin'deki sığınak. Çünkü Berlin'in altına büyük tüneller kazdırmış. O tünelleri bir belgeselde seyrettim. Bugün kapalı. Yani o tünelleri biraz genişletsen metro ağını genişletirsin. Berlin'de o derece büyük. Ve o kaçtı oradan. Çünkü bulunan ceset Hitler'den 10 santim uzun dedi Stalin. Dosyayı kapadı. Yani bitti Hitler'in şeysi. Fakat Hitler daha önce bir araştırma gemileri göndermiş 38'de Antarktika'ya. Ve orada yeraltı üsleri buldular. Eski Atlantis uygarlığından kalma. Onları geliştirdiler. Fakat orada Aldebaran yıldız sisteminden gelenlerden anlaşma yaptı. Gittiler. Tesadüfen yıllar önce yani. Aldebaran'dan gelenler. Tabii Aldebaran. Boğa burcu yıldızıdır. Onlarla karşı. Onlardan teknoloji aldılar. Şimdi UFO'lar yaptı Almanlar ama savaşın son dönemleriydi. Yani 44 kışı 45 artık savaşta yenilmek üzeresin. Amerikalılar Atlantik üzerinden giriyor. Manş üzerinden. Doğudan geliyor. Bir batıdan falan. İki şeyi de kaybetmek üzere. Yani savunma durumunda ama. Kullanamadı. Çünkü yapılan gemiler uçan daire biçiminde yapılan prototipler uçuyorlar. Süratli. Fakat silah kullanamıyorsun. Çünkü enerji alanı var. Karşıda bir savaş uçağı sana ateş ettiğinde, roket attığında onları bertaraf ediyorsun ama sen bir şey yapamıyorsun. Bir silah kullanamıyorsun. Bir lazer veya herhangi bir şey kullanıp vuramıyorsun bunları. Anladım. Eksik. Ve bunlar yani eksik. Tabii ki eksik kalıyor. Yani geliştirilemedi. Sonra tabii Amerika'nın eline geçti zamanında. O yüzden apar topar Von Braun ve ekibini, 250 kişiyi bir anda Amerika'ya kaçırdılar roket için. Bugün Amerika'nın uzayda olması, roketleri, kısalarası füzelerin ana kaynağı Alman bilim adamlarıdır. Nazilere borçludur. Ve bir belgeselde ki epey oluyor, 4-5 sene oluyor. O belgeselde Alman halkı diyor ki biz uzaylılardan teknoloji aldık diye bir laf geçti. Yani bir spiker bunu söyledi biliyor musun? Enteresan bir şey. Yani bunu Almanya'da 30'larda konuşulan bir durumdan bahsediyorum ben. Evet. Böyle bir şeyden bahsediliyor. Nasıl keleler yani 30'lardaki bir mevzu 33'te iktidara geldi Hitler. Yani gelişinin işte 90. yılı bugün bu sene. Ve o noktada bundan bahsediliyor. Demek ki bir görüş şeysi var. Çünkü 30-45 arası en büyük bilim oradaydı. Savaşı 12'ye 5 kal Amerika kazandı. Ve ondan sonra zaten kalan bilim adamları topladılar ve geliştirdiler kendilerini. Bu casus balonlarla ilgili ne düşünüyorsun? Casus balonlar. Amerika'nın vurduğu bir tanesi o casus balon. 3 tane UFO düşürdük diyorsa düşürdüğü UFO'ları bir göstersin. Neyi düşürüyor? İkincisi Rusların St. Petersburg'daki mevzusu. Ama onlar vurduk indirdik diye açıklama yapılıyor ama bir şey yok ortada hala. Yani bir kalıntılar yok. Sen bir şeyi vuruyorsan düşüyorsa bu, o zaman bunun bir kalıntısının olması lazım. Yani parçalanmış olabilir. Bir parçanın kalmış olması gerekir. Roswell'de düşen gemiden artan parçaları buldular. Hatta 70-80 yıl sonra gittiler de gene oralarda
enteresan madenler buldular. Bilinmeyen maden buldular, şey yaptılar. Ancient Aliens diye antik uzaylılar konusuyla ilgili bir belgesel var. Orada gittiler, orada bu çalışmaları yapan Linda diye bir kadın var. Onunla birlikte dolaştılar, topladılar. Analize gönderdiler. Enteresan madenlerin arasında bilinmeyen madenler çıktı. Daha çok böyle mesela UFO gözlemleri Amerika, Kanada, Alaska civarında oluyor. Ya aklıma şey geliyor. Sanki oradaki üsleri hedef mi alıyorlar? Niye oluyor? Tabii ki o üsler hedef. Tabii hedefle alınması doğrudur. Neden derseniz. Şimdi Amerika'da mesela bu antik uzaylılarda bir belgesel bölüm vardı. Adam 27 sene sonra askeriyeden ayrılmış adam. 69'daki olayın üzerinden sus emri verilen binbaşı ve bu adamın emekli olduktan 27 yıl sonra bir nükleer silonun adam komutanı. Şimdi enteresan olay şu oluyor. Siloda adam oturuyor binbaşı gece. Yukarıdan nöbetçiler diyor ki bir UFO geldi. Bir uzay gemisi var böyle sarı, yeşil, turuncu renklerde ışıklar parlıyor. Ne yapacağız diye. Bekleyin diyor. Herhangi bir şey yok. 10 dakika sonra yeni telefon geliyor yukarıdan. Diyorlar ki bu cisim burada. Bilemiyoruz. Yani biz de korkuyoruz ne olabileceğini, ne biteceğini falan. Yapacak bir şey yok. Bekleyin diyor. Ve o noktada bir anda sistem çöküyor. Yani silonun 10 nükleer füze başlıklı silo duruyor. Kontrolden çıkıyor. Yani siz düğmeye basıp da bir nükleer savaş başlamış olsun, düğmeye bassanız gönderemeyeceksiniz füzeleri. O noktaya geliyor. Ondan sonra gemi bir süre sonra ayrılıyor. Ve diyorlar ki gittiler diyor, yukarıdan şey geliyor. Adam ne yapacağını şaşırıyor. Ertesi gün Pentagon'dan direkt adamlar geliyor. Diyorlar ki binbaşı bu devlet sırrıdır. Eğer konuşursan, açıklarsan direkt hapse gidersin. Artık ne kadar yatarsan içeride. Şeyi bu. Ve belge imzalatıyorlar herkese, açıklamayacaklarına dair. Adam 27 yıl sonra, emekli olduğundan 27 yıl sonra onu alıyor şeyler, antik uzaylı şeyleri götürüyorlar ve silo kapatılıyor tabii. Oradaki füzeler çekiliyor, silo elden geçiriliyor ve kapatılıyor. O siloya gittiler. İçeri girdiler. Şimdi orası bomboş tabii. Bina öyle duruyor. İndi işte dedik, olayı adam orada da anlattı. Ben burada oturuyordum, ekranlı buradaydı. Kontrol panelimiz buradı ve buradan telefona geldi. Adam her şeyi orada silonun şeyinde anlattı. Ama silo şimdi olmuş müzelik bir yer. Yani bomboş. Devre dışı çıkmış. Şimdi bu tür şeyler oldu. Ama neden oldu? Çünkü Aldebaran'la anlaştı. UFO'ları aldılar ve Nazi UFO'ları savaş sonrasında Amerika'yı tehdit etmeye başladı. Bugüne kadar var olan şey budur. Bugün de var. Bir resim, bir olay çekildiğinde şunu söylüyorlar, inceliyorlar. Acaba gerçekten bir dünya dışından gelenler mi? Gelen bir gemi mi? Yoksa bizim yaptığımız Nazi UFO'larından mı? Mesela bir görüntü var açıkladığı Amerikan ordusunun çekim yeri San Francisco. O bölgede zaten büyük bir deniz üssü var. Yani Pasifik donanmasında orada uçak gemileri falan var. Oradan çekilen görüntülerde bu gemilerden bahsediyor. İnanılmaz sürat yapıyor. Yani saatte 5000, 10000 kilometre süratten gidecek olan bir şeyi siz nasıl durdurabilirsiniz? Siz savaş uçağınız yetmiyor zaten. En fazla sesin 2000'sine giriyor. Yani 2500 falan. 2400-2500. Peki Alman okulları neden Amerika'yı tehdit ediyor? Çünkü Reich devam ediyor ve savaş hali. Yani Hitler Almanya olarak Amerika'ya savaş ilan etmişti. Döndüğünüz zaman Almanlar Rusya'da. Için bu savaş bitmedi diyorsun. Tabii bir grup Alman için. Ve bu adamlar hala hayatta ve mücadele ediyorlar. Poseidon süvarileri diye geçiyor. Ve bunların Antarktika'da üsleri var. Yani bir yeni kitabımız Nazi UFO'ları bu çıkacaktı. Bu Rusya'nın gizli dosyaları ön plana geçtiği için yapamadık. İnşallah o da çıkacak yakında. O noktada bu gemilerin saldırısı var. Birçok savaş uçaklarını vurdular Amerikalıların. Kayboldu. Yani bu meşhur 1945'teki savaşın ertesinde Florida açıklarında giden 7 savaş uçağı, arkadan kurtarma uçakları falan kayboldu. 27 kişi kayboldu. 27 askeri personel, pilot, yardımcı pilot, makine tüfekçisi, telsizci falan hepsi kayboldu. Bunlar kayıp yani yok bir daha sıfırlandı. Bermuda şeytan üçgeninde. Yani Florida, Bermuda,
arasındaki olan o bölge yok. O noktada daha sonra tabii ki bazı olaylar 50'ler 60'larda çok fazla çıkmaya başladı. Hatta bir tane nükleer denizaltı vuruldu. Açıklarında, Kanarya Adası açıklarında 4500 metre derinlikte nükleer füzeleri de yatıyor içinde. Ne yanaşabiliyorlar ne çıkarabiliyorlar o derinlikte. Çünkü basınç da yüksek. Onun dışında kayıp uçakların haddi hesabı yok. Ve en sonunda çok fazla savaş uçağı kaybedince 70'lere gelindiğinde Amerikalılar Florida açıklarında savaş uçaklarını eğitim uçuşlarını kaldırdılar. Yani UFO'larla karşılaşıyorlar. Tabii. UFO'yu indiriyor. Ama bunlar nasıl? Bir enerji alanı ile yok ediyorlar. Hı. Veya bir yerden bir yere ışınlayabiliyorlar. Çünkü bunlar köken Antarktika'dan geliyor. Hı. Bununla beraber zaten Bermuda Şeytan Üçgeni içerisinde de var. İkinci Dünya Savaşı'nın ertesinde bunlar Antarktika'da geliştirdiler. Geliştirdiler bunları. Önemli üslerinden biri de Bermuda Şeytan Üçgeni. Bermuda Şeytan Üçgeni. Şimdi orada var, denizaltı üsleri var. Bu doğru. Yani Nazi UFO'larında. Fakat diyeceksin ki abi kaynak nerede? Amiral Dönitz denen adam var. Nürnberg'de yargılanıyor. Hitler'in amirali. Yani Almanya'nın hatta sonra Hitler'i ki benden sonra Dönitz olsun diyor. Gitmeden önce, kaybolmadan önce diyelim. Ve o noktada Amiral Dönitz bunu Nürnberg mahkemelerinde açıklıyor ve diyor ki biz Führer için dünyanın çeşitli yerlerinde yeraltı ve denizaltı üsleri yaptık. Ve o adam Nürnberg mahkemelerinde bunu açıklıyor ya. İşte belgesel orada. Belgeler de orada. Merak eden Nürnberg Mahkemesi'nin belgelerini bulsunlar. Yok. Yani muhakkak surette. İngilizce'de bulabilirsiniz. Tercüme etmek de zaten kolay. Sistem size çevirir. Belge bilgileri alırsanız bu adam bunu açıklıyor. E demek ki bunlar bir şey yapmışlar. Zaten sonrası 50'lerde 60'larda hatta 70'lerde bile Nazileri falan arıyorlar. Hani şeyleri falan bazılarını yakaladılar ama Hitler'i bulamıyorlar. FBI ajanları, CIA ajanları diyor ki Güney Amerika'da bir Hitler'i gördük, resmini çektik. Hitler orada. Ha diyeceksiniz ki o zaman tamam Hitler niye çıkmadı? Etmedi. Bir kere Almanya'nın 160'ı savaş bitmiş. 160 hala Nazi kafasında. Ve Almanya'da halkın Nazilerin kötü olduğunu göstermek için toplama kamplarında işte onun zulümlerini gösteriyorlar. Şey yapıyorlar. Bir beyin yıkama operasyonu başlattı Amerika. Ne kadar etkili olup olmadığı belli değil. Ama o halka %60 halk olan, düşüncesi olan halka siz kalkıp da Hitler kaçtı. Biz Güney Amerika'da onu arıyoruz. Bulamadık lan adam. İkinci Dünya Savaşı'nı başlatmış herif kaçtı dediğiniz zaman ne Amerika'nın karizması kalırdı ne Rusya'nın ne İngiltere'nin. Yani üç şeyi söyle Fransa değil. Üçünün kalmazdı ama Hitler'de öldü bilinmesi onun da hoşuna gitti. Sakin bir şekilde hayatına devam etti. Herkes yoluna baktı diyor. Herkes yolunda ama üstleri duruyordu. Üstleri güçtü. Sonra Amiral Byrd gitti. Ve halen faal diyorsun yani. Faal. Halen fakat şimdi olay şu. Ay'da ve Mars'ta da bunlar üst kurdular. Üçüncü rahin üstleri var. Böyle absürt filmlere konu oluyor. Iron Sky gibi. Iron Sky'da da Ay'daki Nazi üssünden bahsediliyor. Yani o Mars'a gidilenlerden bahsediliyor. Mars'ta yeraltı üslerinin olduğundan bahsediliyor. Bu noktada bu kadar çıkıyorsa, bilgiler size geliyorsa, bunlar yer alıyorsa kitaplarda o zaman bir şey var demektir. Yani biz kitap şeyinden söylüyoruz. İlla ki benim kaynağım internet. Tamam internette doğrusu morusundan bir analiz edebiliyor musun? Bunu onaylatabiliyor musun? Kitaplarla ilgili bilgin falan var mı? Yok. Ama kitaplarda adamlar bunu yazıyor. Bu konuda belgeseller yapıyorlar. Mesela akşamları 4-5 tane neredeyse en az 3-4 tane bir şey de geliyor. Historik kanallarında UFO'lar, uzaylar konusu araştırma, inceleme, ekipler gönderiliyor, yapılıyor. Bilim adamları çağrılıyor. UFO mu değil mi? Yani hep şeylere bakılıyor. Genel olan noktalara bakılıyor. Var mı yok mu alalım mı almayalım mı değil mi? Ama bir tek bir şey söylemiyorlar. Nazi UFO'larını söylemiyorlar. Niye? Amerikalıların nükleer füze üslerinde gezen, Amerikan üslerinde gezen UFO'lar var. İşte uçak gemilerinin kontrolü yapıyor. Radarlar tabii radar dışında kameralar var. Çekiyorlar görüntüleri. Alman UFO'ları gizleniyor diyorsun. O da gizleniyor. Şimdi Amerika'yı tehdit eden bir güçten bahsediyoruz.
Hala yani. Hala tabii ki İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana hala Amerika'yı ve Rusya'yı tehdit eden. Amerika istese Antarktika'ya müdahale edip bunu. Ha, şöyle müdahale ettiler. Şimdi 91 Irak Savaşı. İşte Saddam'ı tezgaha getirip kullandılar. İşte Kuveyt'e gir karışmasın. Sonra Kuveyt'i kurtarma ayağından Amerika girdi Irak'a. Aslında tabii başkaydı mesele. Bağdat'a kadar girip kütüphaneyi yağmalamaktı. İslam alimlerin binlerce, on binlerce kitabını, 62 bin kitabını almak, Bağdat Kütüphanesi'ndeki değerli eserleri ve belgeleri toplamak, Yahudiler için de kutsal belgeler vardı, eşyalar vardı, onları almak falandı. Fakat bu proje 91'de beliren, Irak üzerinde beliren UFO'lar yüzünden, ki birkaç resim geldi bana, bayağı fabrikaların şeylerin üzerinde tam gemiler var ve sudan çıkan bazı neden gemiler... Neden Irak? Çünkü orada büyük şey var, uzaylıların izlerini araştırdım. Mesela Amerikan uzaycısına ben yazdığımda bunu anlattım. Dedim ki bunu zaten kadın da 2003'teki kitaptır. Ve o zamanki şeyde 91'de tabii bunlar gidemediler, geriye döndüler. Çünkü denizden çıkan bakın sakladıkları bir şeydir. Dünya dışı varlıkların Irak'la ilgisi ne? Bilgiler var orada. Bir de Irak'ta Stargate kapısı olabilir. Ondan dolayı. Ondan dolayı ama başka bir olay oluyor. 91'de 300 bin esir alıyor Kuveyt'i kurtardık diye. Kuveyt Irak sınırında. Tabii orada da şöyle bir durum söz konusu var. Sinyaller gönderiyor. Harp konusu bir devreye giriyor. Sinyaller gelen Amerikan askeri dosttur diye Irak askerine adamlar teslim oluyor. Bir avuç grup etkilenmiyor. Onlar savaşı. Onları da yok ediyorlar, öldürüyorlar. Amerika savaşı kazanıyor. Ama Bağdat yolu açılıyor. Bağdat'a gidemiyorlar. Giremiyorlar çünkü denizden çıkan bazı UFO'lar bu şeyleri vurdu. Amerikan savaş uçaklarını vurdular. 5-6 uçak kaybettiler. Bir anda F-16, F-18 kaybettiler. Irak'ta. Bu arka arkaya gelmeye başlayınca dediler ki işte şey yok. Bu sefer kuru yüzü yağdırdılar. Gemilerden yollayıp gönderiyorsun. Hadi nereye vurursa. İşte artık vurabildikleri noktalara bakıyor. Ve o noktadan sonra bunlar ileri gidemediler. Çünkü ağır zayiat vereceklerini anladılar. Yani Irak'ın dünya dışı varlıklar Bağdat'ı korumaya çalıştı. O Alman Nazileriydi. Nazi UFO'larıydı. Nazi UFO'ların korumaya çalıştı Bağdat'ı. İşte Bağdat'ı. Onlar da giremediler ama ve olay bitti. Düştü. Ha, yok düşmedi. 91. 91 pardon. Şimdi gelelim 2003'e. Proje devam ediyor zaten. Tam 2003 olayı başlayacak savaşı. İlginç. Şey, işte çıkartma ve kimyasal çarçur falan bir sürü yalanlar oldu ortaya çıktı zaten. O noktada bir anda Bağdat'a saldırılar devam, Irak'a saldırılar devam ederken Antarktika üzerinde ardı ardına atom bombaları patlatıldı. Pardon, niye patlatıyorsun? Deney mi yapıyorsun? Atom bombası. Deney ne olur? Sonuçları biliyorsun. Nereye attığın zaman kaç kişi ölür, ne gibi tahribat yapar. Onun üstünü vurmaya çalışıyorlar. Onu vurmaya çalışıyorlar. Ve orada bir engelleme söz konusu oluyor. Ondan sonra Irak'a saldırmaz zaten Bağdat'a girmeyip direkt kütüphaneye girip yağmaya giriyorlar. Tabii hedef oydu. Çünkü İslam alimlerinin çok derin bilgileri vardı. Ya peki İslam alimlerinin derin bilgileri nerede vardı? Şimdi hani gazeteci şey değil mi? Kaynak ne? Madame Curie. Madame Curie dedi ki ya bizden dedi bir avuç kitap kaldı dedi Endülüs'ten. Kitaplar yakılmasaydı dedi. Yüz binlerce kitap, milyonlarca kitap yaptı kilise o zaman. Biz dedi galaksiler arasında yolculuk yapıyor olurduk dedi. O kitaplar kalsaydı dedi. Evet. Bu adam da kitaba girdi. Dünyanın geleceğini değiştirecek kitapları topladılar. Ve bu kitaplardaki bilgiler Bağdat'tan bilgilerle bunları götürecekler. Çünkü Bağdat, Şam, Buhara, Semerkant. İslam dünyasının 8-9-10. Yüzyıllardaki en büyük, 11. yüzyılda falan en büyük şeyidir. Bilim dünyasının patlama yaptığı yerlerdir. Paraleli de Endülüs'tür. Ruslar ve Amerikalılar bugüne kadar daha başka teknoloji aldılar mı dünya dışı varlıklar? Valla Ruslar aldıklarından, şimdi Amerikalı aldıklarını biraz hayata soktular ve paraları kazandılar. Yani geliştirmeleri ve şeyleri yapması için. İşte bugün plazma TV'ler, uzaktan kumandalı aletler, cep telefonu, internet, laptoplar, tabletler. Hı hı. Laptopların gelişmesi zaten sana bunu gösteriyor söz konusu. Onun dışında diğerlerinden daha önceki şey içerisinde bir çip teknolojisinin alınacağını kim söylüyor? Kissinger söylüyor. Bugün 100 yaşında.
1923 doğumlu Amerikan politikasının en büyük beyni, Dışişleri Bakanlığı yapmış. Amerikan Başkanlığı'nın danışmanı olan bir adam. Biz diyor 70'te gelecekte insanlara çip takacak, onları kontrol edeceğiz diyor. Ben ilkokulda çocuktum zaten. 72'de de Brzezinski söylüyor. İkinci beyin de odur. Gelecekte insanlara çip takacağız. Şimdi Amerikalılar bunu hayata, teknolojiyi bir şeye, bir kısmını vererek ortama şey yaptılar. Fakat Ruslar direkt silahlara yönelttiler. Çünkü Rusya'nın gizli dosyaları kitabında, işte buradaki şey içerisinde bu sene olduğunda teknoloji aldıklarını ve bu teknolojiyi kullandıklarını söylüyorum. Çünkü silaha çevirdiler. Evet. Bugün niye bunu söylüyoruz? Çünkü uzaya giden savaş uçakları yaptılar ve envantere koymuşlar. Sene 2017. 6 sene önce. Evet. Şimdi 50 tane. Neler var? 50 tane. Düşünün. Bir de şöyle bir şey var Ali abi. İnsanlara böyle dünya dışı varlıklarla her an teması geçeceklermiş gibi bir algı yaratılıyor. Farkında mısın? Evet. Ne yani o şey? UFO beklentileri, dünya dışı varlıklarla ilgili temas beklentileri. Valla işte yani şimdi şöyle bir şey var. Dünya yöneten ailenin neler yapmak istediklerini pek anlayamıyoruz. Ama şu var ki dünyadaki nüfus fazla. Biz bu kitleleri nasıl bir değiştirebiliriz? Yani nüfusu nasıl azaltırız? Oradan görüyoruz. Pandemiden başlayan bir süreç. 2020'de başladığını kabul edelim. 2 sene, 3 seneyi geçirdik. Onda. Çeşitli versiyonlarla. Öbür tarafta işte uzaylılar gelecek sizi kurtaracak imajını yaratmaya çalışıp insanları psikolojik olarak bozmaya çalışıyorlar. Abi öyle bir şey yok. Adamlar istese gelirler, istese dünyayı işgal ederler. Ama Amerikan sinemasına yaptırdıkları konum şudur. Efendim uzaylılar saldırdı, Amerika dünyayı kurtardı. Sen onu neden yaptırıyorsun? Nazi UFO'larından korktuğun için. Onlar saldırısı. Ha diyeceksin ki ya böyle bir şeyin iması nedir? İması şu. Reagan'la Gorbaçov buluşuyor. Galiba 87. Yani tam emin değilim tarihten ama Birleşmiş Milletler'de Reagan bir konuşma yapıyor. Gorbaçov da var. Ve Reagan diyor ki eğer ki diyor bize dünya dışından bir saldırı olursa acaba Rusya bize yardıma koşar mı diyor. Çünkü dünyayı hedef alacakları için. Gorbaçov'un da cevabı şu. Elbette neden olmasın. Yanınızda oluruz. Kardeşim siz neyi biliyorsunuz bana onu söyleyin. Yani buna komplo teorisi falan diyemem ki. Herif Birleşmiş Milletler'de konuşuyor. Konuşan herifler de tırışka adamlar değil ki. Bir Amerikan başkanı, bir Rus başkanı. Yani bu dünya dışı varlık beklentisi hemen hemen her yerde, bütün ülkelerde var değil mi? Yani böyle insanlar UFO'ları, dünya dışı varlıklarla temas edecek. Bunlarla ilgili bazı tarikatlar da söz konusu oldu. Evet. Yani şu anda var mı yok mu şey değil, bir dönem vardı. Onun dışında hani biz uzaya bakalım derken, uzaylılara bakalım derken altımızdaki halıdan veya dünyadan olmayalım. Önemli olan o. Şey mi diyorsun, sen yukarıda UFO beklerken halıyı çekebilirler. Halıyı çektiler işte. Görünen şey şu ama dünya yönetenler için dünya nüfusu fazla ve bunun yok edilmesi de azaltılması lazım. Bütün bir, dertleri bu. Belki de Bluebeam projesinin bir parçasıdır. Bluebeam zaten kandırma projesi. Onu evangelistler de istiyor. Hani İsa inecek binecek diye insanları kandırmak için. Bunlar da uzaylılara gelecek. Uzay UFO uzaylı görüntüsü koyarak indirelim. Bir projeksiyon, hologram. Ama bunu tabii yaptığınız zaman dünyanın her anı mesela yaptığınız New York'ta olması lazım. Londra'da, Los Angeles'ta, dünyanın her yerindeki başkentlerde bir anda gösterilmeniz lazım. O da çok büyük bir teknoloji. Onu yapıp yapmayacakları belli değil yani. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Dostlar bizi izlediniz. Bize zaman ayırdınız. Hoşçakalın. Sağ olun, var olun.